Ali Bayramoğlu, akademisyen, yazar. Yeni Şafak gazetesinde yaklaşık 10 yıldır yazıyor. Siyaset sosyoloğu olan Bayramoğlu, yıllardır Türkiye'deki siyasi olayları köşesinde değerlendiriyor. Çanakkale, Gelibolu'da doğan yazar, çalkantılı geçen çocukluk yıllarının ardından babasının isteği üzerine üniversite tahsili için Fransa'ya gidiyor. Fransa, ilk gençlik yıllarında edindiği siyasi bilgilerin üstünde fikir edinmesi açısından aslında bir dönüm noktası oluyor. Türkiye'ye döndükten sonra akademik tahsiline devam eden Bayramoğlu, 70'lerde tanıştığı siyasi görüşleri ve yaşadıklarıyla sentezliyor. Hayatının bir bölümünü Hatay'da geçiren yazar, şehrin mozaik yapısı, azınlıklara karşı olan duyarlılığını da arttırmış oluyor. 28 Şubat sürecine yaşanan olaylar, yazdığı yazılarla gündemden düşmeyen yazar, Hrant Dink cinayetinde de aynı duyarlılığı göstermeye devam etti. Hayatının en önemli kesitlerini bizimle paylaşan Ali Bayramoğlu kapıları aralıyor ve bu hafta bizleri ağırlıyor. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Özellikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim en baştan. Ben Çanakkale'ye, doğduğunuz şehre girmek istiyorum konuya ama. Aslında siz Çanakkale doğumlusunuz ama ben biliyorum ki Hatay da sizin hayatınıza çok önemli bir yerde. Oranın sosyolojik ve siyasi dokusuyla, hani büyüdüğünüz ortam için söylüyorum. Hatay'ın nasıl farklar var? Size ne katmıştır iki şehir, ayrı şehir? Farklı yerler tabii. Gelibolu benim doğum yerim. Bütün anne tarafım oralı. Çok eski oralı. Yani 1600'lere kadar köklerini götürüyoruz. Dolayısıyla çok yerli dedikleri insan grubundan. Belli bir geleneğin parçası. Çiftçi ailesi. Mevlevi ailesi. Dolayısıyla Gelibolu benim için köktür. Her zaman söylerim. Yani kendimi hissettiğim, oralı bulduğum, nerelisin dedikleri zaman orayı sıcak hissettiğim, oraya gitmek istediğim, merak ettiğim, araştırdığım bir yerdir. Tabii Gelibolu bir bütündür. Yani şöyle söyleyeyim, sizi çok farklı, farklılık yoktur içinde Gelibolu'nun. Özellikle benim çocukluğumda biraz Museviler vardı. Benden önce, yani bizden önceki dönemler daha yoğun. Museviler yaşarmış ama işte 1934 Trakya hadiseleri arkasından benim çocukluğum değil ama ilk gençliğimde 67 savaşı sonrası gittiler. Onlar dışında daha yeknesak Trakyalı, yakın göçmen ama Gelibolu olmuş bir tek dokulu bir yapıdan bahsedebiliriz. Eğer dediğim gibi gayrimüslimleri saymazsak ki çok da etkileri şehirde açıkçası ben çocukluğum itibariyle görünür bir şekilde anımsamıyorum. Yani daha çok hani İskenderun'a gittiğim zaman farklı tabii. İskenderun çok kozmopolit bir yerdi. Orada da yoğun Ermeni nüfusu varmış. Onlar gitmiş işte teşhirden sonra ve daha sonraki dönemlerde özellikle Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından sonra gitmişler. Ama İskenderun'da tabii Aleviler çok önemli bir gruptu. İskenderun'daki Alevilik Nuserilik dediğimiz şeydir. Yani Arap kökenli, Fatımi kökenli, ana dilleri Arapça olan, Alevilikten çok Araplığın ön plana çıktığı, dolayısıyla çok kendi içine kapalı, çok ayrı bir topluluktur. Hem iç içe yaşama vardır, Anadolu'dan farklı olarak köyler ayrı değildir, yan yanadır. İnsanlar şehirde yan yana yaşarlar ama dediğim gibi çok kültürlülük unsurlarından bir tanesi olarak İskenderun'da o vardı. İkincisi Levantenler vardı tabii. Hristiyan, köklü Hristiyan aileler. Dolayısıyla birbirinden çok farklı toplumsal kültür gruplarının yan yana yaşadığı ve itiş kakışta olmadan yaşadığı bir yerdi. Dolayısıyla ben orada farklılık nedir? Orada önemli. Önemli ölçüde öğrendiğimi zannediyorum. Yani bana İskenderun açısından çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani hep ötekinden hareketle düşünmek, ötekini anlamak eğilimi zannederim oradan gelmiştir. Dediğim gibi İskenderun Türkiye'li olmamı sağladı benim. Anadolu'lu olmamı sağladı. Batı'da olmayan sert değerlerin olduğu bir yerdi. Daha erkek değerlerinin, daha terkin değerlerinin
Orada büyürken erkek olmanın kriterleri işte gayet sert. Peki Mevlevi Şeyh'in torunusunuz bildiğim kadarıyla öyle. Bu sizin hayat pratiğinizde nasıl? Hiç sıfır. Hiç mi? Hiç yok. Yani... Sizi araştırmaya daha... daha sonra. Bir insan yaptı mı sonrasında? Bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ailede çok konuşulurdu. Yani Mevlevi Şeyh'i... Yani şöyle söyleyeyim. Mevlevi Şeyh'i dedelerim... Dedemin babası... Yok dedemin dedesi ve onun bütün büyükleri Mevlevi Şeyh'leri. İşte Gelibolu Mevlevi Şeyh'i, Galata Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi dedemin büyük amcası. Oraya gitmiş. Mısır Mevlevi Hanesi'nin şeyhi Hüseyin Azmi Dede. O da dedemin dedesinin babası. Bütün bunları ben daha sonra öğrendim diyelim. Yani hayatınızın belli bir... Ama hikayeler anlatılıyormuş galiba. Anlatılırdı tabii, çok anlatılırdı. Özellikle anneannemden. Ki en etrafında toplandığımız insan oydu. Bunları çok dinledik. Yani Mevlevilikle ilgili zaten bir Gelibolu içerisinde bir bilinirlik olurdu. Bir aileye karşı bir farklı hassasiyet, dikkat olurdu. Onları hatırlıyorum. Çanakkale biraz daha hani önemli bir tarihi şehir ve burada hani biraz daha milliyetçi duygularının hani kabarabileceği de bir durum var. Hani Çanakkale'nin kendi tarihi açısından. Gelibolu da öyle yani. Hatay ise çok kozmopolit. Bu sizin politik olarak tercihlerinizi de etkili olmuş mudur? Yani sizi daha önce daha milliyetçi, sonra daha... Hayır. Yani ben insanların tercihlerinin, siyasi tercihlerinin ailelerle çok yakından ilgili olduğunu düşünürüm. Yani geldiğiniz aileler, yetiştiğiniz çevreler genel olarak bunları tanımlarlar, bilirler, bilenler. Ama ben orta sınıf bir aileden geliyorum. Benim babam doktordu. Babamın babası bir, nasıl söyleyeyim size, bir din adamı ama asker din adamı. Yani alay müftüsü. Fatih Medresesi'nden mezun olmuş. Sonra İttihat Terakki döneminde orduya intisap etmiş. Çeşitli cephelerde işte alay imamlığı vesaire yaparken o kademeleri almış bir adam. Şimdi bu fakir bir adam sonuç olarak. Babam yatılı okumuş. Parasız büyümüş. Ben çocukluğumun ilk dönemlerinde muz istediğim zaman acı oğlum yenmez dediğini mesela hatırlarım. Yani böyle çok böyle şeyler içerisinde, paralar içerisinde büyümedik. Dolayısıyla orta sınıf olmanın getirmiş olduğu bir farklı kimlik oluyor. Yani Gelibolu'da kalsaydık, dedemin mesela anne tarafımın ailesinden biri babam olsaydı, muhtemelen farklı bir eğilimle büyürdüm. Belki sizin söylediğiniz sorunun o zaman karşılığı olurdu. Ne gibi bir eğilim olabilirdi mesela? Daha sağ yatkın olabilirdi. Baba tarafından baktığımız zaman tabii orta sınıf bitir seyyal bir şey. Böyle olduğu zaman kimliğiniz çok daha fazla ön plana çıkıyor. Orada da kişiliğiniz çok önemli. Benim hikayem aslında hiçbirine uymuyor tabii ama yani benimki şöyle oldu. Gelibolu'da olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Önce 15 yaşında ülkücü arkadaşlar beni etkilediler. Ama çok uzun sürmedi. Yani çünkü 15-16 yaşında insan... İşte erkek olmanın arayışları bunlar. Yani politik biri olmak istiyorsunuz. Artık çocukluktan çıkıp memleket meseleleri hakkında fikir beyan etmeye doğru... Tabii gider. Erkek olmanın da i̇şte bir erkek, şeyi... Tam yani. Onu söylüyorum. Yani politikayla alakası yok. Tamamen kimlikle ve erkek olma arayışıyla ilgisi var. O esnada karşıma beni etkileyecek çıkan benden 4-5 yaş büyük çocuk... Hangi eğilimdense o eğilimden. O yüzden de birçok şeye böyle dalgalanmalar olmuş. Çok sayılmaz onlar yani bir evet sağ, yani bir, yani bir ülkücü çocuklardan etkilendim. Çok hızlı bir şekilde bu sefer deniz gezmişlere üzülmeye başladım. Solculardan etkilendim. Peki babanızı korkutmuş muydu bu eğilim? Yani size çok derinlik... Hoşuna gitmezdi, evet. Kitaplarımı yakmıştı bir kere. Nazım Hikmet'leri falan benim sopaya attığını hatırlarım. O Demokrat Partili diye biliyorum babanız değil mi? Evet. O yüzden de. Evet. Sizi yurt dışına gönderme hikayesi de dinlemiştim ben o hikayeyi. Bunların etkisi var. Etkisi. Yani bunların etkisinden çok benim daha hırçın taraflarımın etkisi var. Ben kavgacıydım. Yani tehlikeli bir çocuktum.
kontrol altına alıyordum. Evet, yani bıçak taşırdım, şunu yapardım. Yani böyle bir şeylerim vardı kendime. Ve hakikaten kendimi de düşündüğüm zaman o yaşlarımı çok hoşuma gittiği söylenemez. Yani çok yani, uzak mı şu an? Yani çok, kimlik ve çok kişilik. Uzak değil. Ha, yani aynı kişilik, aynı devam yapı ediyor. Değişmiyor. Beşik nasıl sallarsa mezarda kürek de öyle sallıyor biliyorsunuz. Orada değişiklik yok. Sadece sizin kişiliğinizle kurduğunuz ilişki farklı. O hırçınlığı başka bir kanala sevk ederek fikri alanda bir şey üretebiliyorsunuz ya da işte dayak atarsınız, dayak yersiniz, serseri olursunuz yani. Şey önemli diyebiliyorum hayatımızda aslında benim merak ettiğim şey anneniz büyük bir kaza geçiriyorsunuz ve annenizin rahatsızlığı yani kazadan sonra kalıtsal bir rahatsızlığı kalıyor. Bu sizde anne ve oğul ilişkisine nasıl yansımıştır? Çok 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 önemli bir faktördür. Bütün ailemiz için çok önemli bir faktördür. Biraz işte o başıboşluğumun, serseriliğimin, kontrolsüzlüğümün nedenlerinden bir tanesi budur. Tabii yani sonuç olarak annem İstanbul'a götürüldü, ağır. Bir süre sonra babam hasta oldu. Babam da İstanbul'a gitti. İskenderun o zamanlar yani o tarihleri siz tabii bilmezsiniz ama yani çok erkek toplumuyduk. Çok modernlik öncesi toplumduk. Yani her şeyin yeri belli, şuyu belli, pavyonlar, içkiler, kadınlar, bütün mesafeler ayrı, erkeklik bunların içerisinden olur. Onlara özenen ve denetimsiz kalan bir çocuk oldum. Teyzem kaldı bizle. Bu da genç bir hanımdı. Benden 10 küsur yaş büyük. Dolayısıyla öyle bir etkisi oldu. İkinci önemli etki tabii anne baba çocuk için önemli. Şefkat duygusu, güven duygusu. O zamanlar onu hissetmiyorsunuz, fark etmiyorsunuz ama annenin kazası, annenin o düştüğü durum muhtemelen beni birçok açıdan da hırçın yaptı. Daha sonra annemle ilişkimde yer değişimi oldu tabii. Yani ben baba oldum. Annem çocuk oldu. Ben annemin babası gibi, ben değil birçok kardeşim ama ben en büyük kardeş olduğu için öyle babalık bir etki oldu. Evet yani annemin çok uzun süredir her şeyiyle, annemin de babamın da ama daha çok annemin tabii her şeyiyle yani eli kolu, dili, hafızası olmaya çalışıyordum. Dolayısıyla etkiledi tabii, etkilemedi.